Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Güncelleme geldiğinden bu yana benden güncellemenin en iyi kostümlerini sıralamamı beklediniz. Artık hasret bitti. Bu videoda bunu yapacağız arkadaşlar. Bu seriyi bayağı bir yorumlara yazıyorsunuz 3-4 gündür. Bu yüzden sizlerden bunun hatırına bir beğeni istiyorum. Ya bu bölümü bence 2000 like yaparız arkadaşlar. 2000 like gelir mi bakalım, merak ettim. Bence gelmeli. Çok fazla istediniz çünkü. Ve kanalı ilk defa izliyorsanız, kanalı izlemekten keyif de alıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. 300 bin aboneye doğru güzel bir şekilde ilerliyoruz emin adımlarla. Bu yolda bana destek olmak istersen takip et tuşuna basarsan sevinirim diyorum. Listemin 20. sırasında Elf Angelo kostümü var arkadaşlar. Dış görünüşü bu şekilde, zaten sadece ender bir kostüm olduğu için dış görünüşü değişiyor. Vuruş efektlerimizde bir şey yok. Bu arada listeye almadığım kostümde Sif Melody kostümü. Onun da sebebini aslında söyleyeyim size. Daha sneak peek'i gelmediği için zaten size o kostümü şu anda ben gösteremiyorum. Gösteremediğim için de otomatikman 21. sıraya onu koymuş oldum. Yani listede o kostüm yok, onu bir söyleyeyim. 19. sıraya yapışkan not Squeak kostümünü koydum. Squeak için güzel bir dış kaplamalı kostüm yapmışlar. Squeak'in sarı olması da hoşuma gitti. Fakat hocam daha ileriye gidemiyor. Bütün gelen kostümler çünkü birbirinden güzel kostümler. Birazdan çok daha güzel kostümler, yani 15. 16. sıralarda olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Güncellemedeki kostümler çok sağlam arkadaşlar. Bunda da haliyle zaten ender olduğu için hiçbir şey değişmiyor. Listemin 18. sırasına geldim. 18. sırada sıkı hayran Johnny kostümü. Pony ya da bilmiyorum artık nasıl okunuyor. O kostüm var arkadaşlar. Ya bu kostümü ben efekt olarak kötü bulmadım. Efekt olarak idare eder bir kostüm. Sonuçta süper ender bir kostümle birlikte oynuyoruz. Fakat dış görünüşü beni cezbetmedi. Dış görünüşünü çok fazla beğenemedim. Bu yüzden 18. sıraya koydum. Ya diğer kostümler çok sağlam ve çok iddialı kostümler. Ya vuruşumuz bu şekilde. Şöyle bir de süperimize baktığımız zaman süperimiz aslında diğer Colette kostümlerine göre güzel duruyor tabii ki. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta bir de süper ender kostümümüz biz şu anda, yani. Onu düşünerekten güzel. Ama dediğim gibi listedeki kostümler çok iddialı. Bu yüzden 18. sırada. 17. sırada bir destansı kostümümüz var arkadaşlar. Kırmızılı atıcı Fang kostümü ben 17. sıraya koydum. Bu karakterin de yine efektleri güzel. Efektlerine bir lafım yok. Fakat dış görünüş olarak şimdi düşünüyorum. Abi bal kabağı Fang'i almak bence bundan çok daha mantıklı duruyor. Veyahut da yani buna vereceğim mücevheri veyahut da elması gidip Ahtapot Fang'e de verebilirim. Yani efekt olarak dediğim gibi güzel bir kostüm. Fakat dış görünüşü gerçekten hoş durmuyor. 16. sıraya geldim. 16. sırada benim için hocam Obez Gaz kostümü var. Bu balon seli falan değil hocam. Onu bir geçin. Bunun ismi Obez Gaz. Ya dış görünüş olarak gerçekten bence çok tatlı duruyor. Gaz'da da biliyorsunuz kostüm yok yani. Bir tane dönemsel kostüm var abi. O da zaten gelmiyor. Dünya şampiyonu Gaz. Yani bu kostüm abi oyun içerisinde bak resmen yürümekte zorluk çekiyormuş gibi bir hali var ya hocam. Bu yüzden benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz beğendiniz mi beğenmediniz mi. Mavi mavi vuruyor. En son pembe şeyi doldurduktan sonra da bir tane sarı atış yapıyoruz. Bunun da yine ultisinin efekti çok güzel. Evet, çok güzel bir kaplama var. Balonun içerisine giriyoruz, mavi balon. Listemin 15. sırasında görmüş olduğunuz dansöz çeliği, meneyse dansöz çeliği, renk seçenekleri her neyse arkadaşlar bu kostüm var. Test hesabında şu an 24. sezon olduğu için çeliği göremiyorum. Önceki videoda da bas kostümünü gösterememiştim. Karakter efekt olarak güzel arkadaşlar. Efektlerine ben bir şey demiyorum. Efektleri harbiden sağlam. Fakat dış görünüş olarak hoş değil ya. Dış görünüşünü beğenmediğim için bu kadar aşağı sıralara bu kostümü koydum. Ve geldim 14. sıraya. Bu kostümü 14'e koyduğum için biraz üzgünüm. Yani daha yukarıya taşıyamadım. Kostümler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Rocket Brown kostümünü 14. sıraya koydum. Yani bu kostüm herkese hitap etmeyebilir ama ben Brawl sevdiğim için bana bir tık hitap ediyor yani. Bunu daha aşağı sıralara koyacak olan insanlar da vardır. Ama ben koymadım. Daha ileriye taşıyan olur muydu bu arada onu bilmiyorum bak, ama daha aşağıya koyanlar illaki olurdu. Dış görünüşümüz bu şekilde. Zaten siyah bandlardan neredeyse gözükmüyor gibi ama ben yine de seviyorum hocam. Bir Brock sevgim var. Civciv fırlatıyoruz. Bakın yolda giden bir civciv var ve alevin içerisinde de yine aynı şekilde bir efekt var. Efektleri konusunda hiçbir sıkıntı yok zaten kostümde. Şöyle bir de ultimize bakalım. Ultimize de yine aynı şeyi fırlatıyoruz zaten. Daha fazla olan hali. 13. sırada bir gizemli kostüm var. Hırsız Edgar'ı ben hocam 13. sıraya aldım. Daha fazla ilerletemedim. Yani destansı olsaydı belki 1-2 sıra daha üste çıkabilirdi ama şimdi bunun 200 elması olduğunu düşününce abi çok da böyle daha fazla ileri gitmemesi gerekiyormuş gibi geliyor. Hocam şöyle bir zıplayalım bir de.
Ya zıpladığımız zaman bir kumdan bir şey oluşuyor. Hani ekstra destansı Edgar kostümlerinden farkı sanırım o. Onun dışında zaten diğerleri de hep böyle bir aynı şekilde arkadan olan o iki tane şeyi çıkartıyor yani. O destansılarda da var. Hatta süper enderlerde de var zaten. 12. sıramızda el minik köpek balığı kostümü var. Hareketi bayağı bir uzun arkadaşlar. Bu el primo kostümü böyle dış görünüş olarak çok iyi duruyor mu? İdare eder arkadaşlar. Çok iyi duruyor dersem gerçekten yalan olur yani. Ama ve lakin bu kostümün güzel efektleri var. Güzel efektleri olduğu için ileri bir sıraya taşımak istedim. Çünkü diğer bütün el primo kostümlerinden farklı arkadaşlar. Bakın yani şu el primo'nun yumruk efektini hiçbir zaman bence yapmayı başaramadılar. Bu kostümde ilk defa olmuş abi. Vurduğunuz noktada bayağı bildiğin köpek balığı yani. Köpek balığı görüntüsü var. Bu yüzden düz vuruşu gerçekten çok güzel. Süperinde de en son biliyorsunuz gizemli karakterde bir aşağıda gözüken bir şeyler vardı yani. Zıpladığınızda düştüğünüz noktada touchdown yazıyordu. Hatta giderken de bir şeyler vardı. Bunda da yine aynı şey var. Altında da su birikintisi var. En sonda da bir mercan kaya çıkıyor. Gizemli kostümde bu efektin olması tamam biraz anlayabilir ama destansiya bunu eklemiş olmaları, düz vuruşunun çok güzel olmuş olması listede bu süreye kadar taşımış oldu bu kostümü. Hani tek sıkıntısı dediğim gibi dış kaplama olarak çok güzel değil. Onu ben de kabul ediyorum ama efekt olarak gerçekten çok sağlam bir kostüm. 11. sıraya geldim ve 11. sırada Kaka Spy kostümü var. Abi bu kostümde yine İnanılmaz efektlere sahip bir kostüm. Hareketini de şu anda yaptı. Zaten dış görünüşünü görüyorsunuz yani. 1 Nisan kostümü olarak getireceklermiş. Yeni bir şey oluşturmuşlar. Tema oluşturmuşlar yani. Bunu neden oyun çıktıktan 5 sene sonra oluşturma gereği duymuşlar bilmiyorum ama yani bu Spy kostümü de gelecek. Efektleri bence bayağı bir güzel. Hani gizemli kostüm için fazla fazla efekti var. Yani görüyorsunuz zaten fırlatıyoruz ve bak mermilerin saçıldığı noktada da yine aynı şekilde iz kalıyor. Ultimizde yine aynı şekilde klozet fırlatıyoruz. Fırlattığımız klozetten sonra da düştüğü noktada yine aynı şekilde bayağı bir efektli. 10. sıraya geldim. 10. sıramızda Jean Search kostümü var. Dış görünüşümüz bu şekilde. Şöyle bir tekrardan bir bakalım. Oyun içerisindeki görünüşümüz de bu şekilde. Tabii ki biliyorsunuz Surge'de her geliştiğimizde karakterin de dış görünüşü değişmeye devam ediyor. Bu yüzden sürekli değişmiş olması, kostümün aktif olmuş olması da gayet güzel. Son seviyede de elimize bir kılıç geliyordu. Şöyle hemen bir kılıcımızı da alalım. Evet, zıpladığımız noktalarda da yine güzel efektler çıkıyor. Onun dışında şöyle düz vuruşumuz da bence gayet güzel bir efekte sahip. 9. sıraya geldim. 9. sıraya ben Odin Cordelius kostümünü aldım. Hareketini yaptığı çok güzel bir hareketi var. Çok güzel bir dış kaplaması var ve destansı bir kostüm. Hemen şöyle efektlerimize de bir bakalım. Abi oyun içerisindeki görünüşümüz çok güzel. Arkamızdan gelen kuş çok güzel. Kargaymış bu sanırım. Dünkü videonun yorumlarında bir arkadaş yazmıştı. Şöyle bir hop fırlatıyorum yine. Ultimizin gidişi de çok güzel. Ya efekt olarak da çok güzeliz. Dış görünüş olarak da çok güzeliz. Listemin 8. sırasına yine gizemli bir kostümü aldım. Scotty Jesse kostümü arkadaşlar. Dış görünüşümüz bu şekilde. Ultimizde, taretimizde yanımızda bekliyor. Bu Jesse kostümünün oyun içerisindeki görünüşü de yine çok güzel. Mermilerimiz de çok güzel. Yani neredeyse hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Hemen şöyle bir de ultimizi atalım. Ultimizin yolda giderkenki efekti bile yani bayağı bir güzel. Şöyle aktüel bastığımızda bir şey olmuyor. Şöyle bir de hiper şarjı büyük haline atalım. Yani genel olarak güzel bir kostüm. 7. sıraya geldim. 7. sırada Loki Chester kostümü var. Hareketini yapıyor. Hareketi de güzel arkadaşlar. Sonra da boynuzlarına takmış oldu. Dış görünüşümüz bu şekilde. Abi bu kostümün en iyi özelliği ne derseniz karakterin biliyorsunuz ki 5 farklı ultisi var. 5 farklı ultisi olduğu için de 5 tane farklı efekti olan bir ulti ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden aslında listede bayağı bir üst sıraya bu şekilde taşımış oldum. Şöyle hemen bana bir hocam sen vurdun. Şöyle hemen ultimi basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi farklı bir efekte canımızı aldık. İkinci olarak bu yavaşlatan geldi. Yavaşlatanı da atıyorum. Bunun da yine aynı şekilde efekti. Baya baya güzel. Şöyle bakın bir dondurmamız geldi. Dondurmayı da sersemletmeyi de atayım. Bir kılıç fırlatıyoruz. Burada da patlatan da geldi. Şöyle patlatanı da hemen atıyorum. Bu da yine farklı bir efekte geliyor. Evet şöyle bir de sanırım son ultimi bu. Bu ultimize de bakalım. Bunun da yine aynı şekilde tabii ki efekti var. Ve geldim listenin 6. sırasına. 6. sırada Hanedan Mike kostümü var. Bu kostümün dış görünüşü gerçekten bayağı bir güzel yani destansı bir kostüm ama sanki böyle gizemliymiş gibi davranıyor. Hatta ben daha da abartacağım bu olayı. Bence bu kostümün abi bir tane ses eklerseniz, buna özel bir ses eklerseniz, bir de öldürme animasyonu olsa bence efsaneviye kayar. Bak elmas fırlatıyoruz. Fırlattığımız noktada patladığı zaman çok farklı böyle mavimsi fazlasıyla bir efekt çıkıyor. Ultimizde yine çok güzel bir sandık fırlatıyoruz ve aynı şekilde yine güzel bir efekti var. Dynamite'da ben bu kostümü
Bayağı bir beğendim arkadaşlar. Zaten listenin 6. sırasını almamdan da bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Listemde 5. sıraya geldim. 5. sırada bir efsanevi kostümümüz var. Ben Çöl Akrebi Chuck kostümünü 5. sıraya aldım. Biliyorsunuz ki bu güncellemede zaten 4 tane efsanevi kostüm vardı. Yani efsanevi olmasına rağmen bir kademe daha düşen tek kostüm Çöl Akrebi Chuck oldu. Ya dış görünüş olarak güzel bir kostüm. Fakat bazı sıkıntılar var. O bazı sıkıntılar abi zaten Chuck karakteriyle abi ne kadar oynuyorum. Çok fazla oynamıyorum işin açığı. Şimdi kum fırlatıyoruz. Efektimiz güzel. Dış görünüş olarak lobide daha güzel gözüküyoruz ama oyun içerisinde de yine güzeliz bence. Karakterin direklerinin zaten alakasız olduğunu Sneak Peek videosunda söylemiştim. Direkt olarak zaten kostümü direkt beğenmedim ben. Öldürme efekti olarak da bence gayet güzel yani. O konuda bir sıkıntımız yok. Şöyle bir de ultimize de basalım. Bu şekilde bu kostümü 5. sıraya yerleştirmiş oldum. 4. sırada bence sizi şaşırtacak bir kostüm olduğunu düşündüğüm Fenrir Bat kostümü var. Abi bir sonraki sezonun Brawl Pass kostümü ve gerçekten muazzam gözüküyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu arada renk seçenekleri de var tabii ki. Burada da renk seçeneğine de bakabiliriz. Böyle bir renkte dış kaplaması da var. Hani bir şeyli kostümüne bakıyorum, bir buna bakıyorum. Arada dağlar var abi. Oyun içerisinde de yine daha güzel gözüküyoruz. Kırmızı olan bu arada daha güzel gözüküyordu. Bu bir tık daha kötü gözüküyor oyun içinde. Vuruşları beni bayağı bir şaşırttı. Bak vuruşa bakar mısın abi? Bu ne abi? Arkadaşlar bu ne böyle? Gerçekten muhteşem bir düz vuruşu var. Bu destansı bir kostüm yani. Destansı bir kostümde hocam çok güzel bir efekt var ve ultimiz de yine aynı şekilde çok güzel. Hani bir kılıç bırakıyoruz ve giderken de hocam buzlar saça saça gidiyoruz yani etrafa. Aynı marka yaptığım yorumu buna da yapacağım. Bence bunun da bir öldürme animasyonu olsa bir de üstüne ses eklesen ben bunu efsanevi diye satın alırım abi ya. O derece güzel bir kostüm ve 4. sıraya da zaten yerleştirip hakkını verdiğimi düşünüyorum. Artık geldim ilk 3'e. 3. sıraya ben gölge Mechaleon kostümünü koydum arkadaşlar. Mechaleon'un hareketini şu anda gördük. Kostümün dış görünüşü bu şekilde. Hemen kostümümüzü hızlıdan bir inceleyelim. Bu arada lobide daha güzel duruyor. Oyun içerisinde o kadar böyle güzel bir şekilde durduğunu düşünmüyorum. Mermilerimiz bu şekilde. Mermilerden şu anda ses de çıkmıyor. Ya bu bir hata mı? Oyuna geldiği zaman düzelecek mi? Onu da ben bir merak ediyorum. Çünkü bu gösterdiğim renk seçeneği dışında mecha sesi çıkaran kostümler de yok. Yani test hesabında bazı sıkıntılar olabilir. Ultimize de basalım. Ultimizin efekti de bu şekilde. Yani no sinyal diye de bir öldürme efektimiz var. Zaten onu az önce de göstermiş oldum. Ve geldim listemin ikinci sırasına. İkinci sırada Mecha Colt var. Mecha Colt'u denemiştik daha önceki videoda. Bu yüzden şöyle bir tane de renk seçeneğine bakmış olalım. Hain Mecha Colt'a bakalım. Ya dış görünüş olarak gerçekten çok güzel duruyor. Şu an oyundaki en iyi mecha kostümü olabilir bu arada ya. Düşünüyorum da sanırım en iyi mecha kostümü şu anda Mecha Colt gibi duruyor. Watch out, here I come. Aynen de böyle. Sesini de duymuş olduk. Dış görünüşümüz, dış kaplamamız bayağı bir güzel. Şöyle mermilerimize bakalım. Abi mermilerimiz de gerçekten yine çok sağlam. Şöyle bir de süperime bakmak istiyorum hemen. Yani sizlere ben bu videoda göstermiyorum ama bu efsanevi kostümün hepsinin biliyorsunuz ki bir sürü rozeti, spreyi ve profil rozeti her şeyi var zaten. O konuda bir eksikleri yok ki bütün karakterlerden fazla fazla rozetleri var. Biliyorum destansı da gizemde de var ama bunlarda çok daha fazlası var. Öldürme efektini de görmüş olduk. Bu şekilde bu kostümü ikinci sıraya koydum. Ve geldim birinci sıraya. Güncellemenin en iyi kostümü hocam bence açık ara Thor gibi. Açık ara demeyeyim de yani birinci olmayı bence dibine kadar hak eden bir kostüm. Dış görünüş olarak güzel, yeterli bir seviyede. Hatta fazlası da var bence. Gerçekten güzel bir dış görünüşümüz var. Evet, ulan bitir diye bekledim, susmadı ya. Bunun da sesini bu şekilde duymuş oldunuz arkadaşlar. Vuruş efektimiz güzel. Mavi bir iz arkadan gelmiş oluyor. Çekici de güzel bir şekilde görüyoruz. Yani büyük bir şekilde çekiç gözüküyor. Daha sonrasında o efekt geliyor. Öldürme animasyonumuz zaten bayağı bir güzel. Ya ultisini ben çok seviyorum. Yani Bibi de çünkü sürekli bir balon gidiyor zaten. Biliyorsunuz bütün kostümlerde. Bu kostüm bunu çok fazla değiştirmiş. Yani çekiç olarak gittiği için böyle tam da balonmuş gibi de gözükmüyor. Yani efsanevi de böyle bir bu şekilde farklılık görmek beni bir sevindiriyor. Çok da yakışmış yani. Tutmaya da bilirdi bu. Bence gayet güzel de olmuş. Benim listem bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de kendi ilk 5'inizi yine yorumlara yazabilirsiniz. Videonun burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.